Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde katı sabun yapacağız. Katı sabun yapımı için sabun yapım kiti aldım. Kitin içerisinde neler var? Size onlardan bahsedeyim. Sabun bazı. Sabun bazı opak veya şeffaf olarak ikiye ayrılıyor. Ben beyaz rengini seçtim. Bunların farklı renkleri de var. Dilerseniz renkli olarak da alabilirsiniz. Ve opak beyaz sabunumu renklendirmek için kırmızı sabun boyası kullanacağım. Ve güzel kokmasını istiyorum. Koku olarak da çilek esansı kullanacağım. Kalıp olarak da kart bir kalıbım var. Gördüğünüz bu 4 malzeme opak sabun bazı, sabun renklendirici, çilek esansı ve kalıp sabun yapımı için gerekli malzemelerdir. Hobi marketlerde bu şekilde set halinde bulabilirsiniz. Set halinde bulabileceğiniz gibi ihtiyacınıza göre tek tek de alabilirsiniz. En sonda hediyelik olarak düşünen arkadaşlar için sabunumu kutulayacağım. Hediyelik olarak yapacak arkadaşlarıma da fikir olmuş olur. Eritmek için de opak sabunumu metal cezvenin içerisine alacağım. Eritme işlemlerini benmari usulü benmari tenceresinde yapabileceğiniz gibi mikrodalgada ve çok düşük ayarda elektrik ocağında da eritebilirsiniz. Çok düşük ayardan kastım 60 derecedir. Yavaş yavaş düşük ısıda eritilmesi önerilir. Gaz ocağında direkt temas ile yapılması önerilmiyor. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Sabunumdan kesiyorum. Bu arada ben eritme işlemimi mikrodalga fırında yapacağım. Bu şekilde cezvemin içerisine koydum. Metal veya cam beherin içerisine koyarsınız. Mikrodalga fırında veya benmari usulü eriteceksiniz. Erittikten sonra renklendirme ve esans işlemlerini yapacağız. Yaklaşık 7-8 dakika mikrodalgada orta derecede erittim. Şimdi ilk olarak 1-2 damla renklendiricimizi döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Üçüncü damlamızı da damlatalım. Evet, çilek kokusuna uygun bir renk bence. Koku esansını döküyorum. Renklendirdiğiniz sabununuza koku esansı yerine badem yağı, jojoba yağı, zeytinyağı, aloe vera yağı, süt gibi bakım maddeleri de ekleyebilirsiniz. Ancak bu sıvı katkıları eklerken sabununuzun sertliği azalabilir. Bunun için katkı maddesinin cinsine göre sabun bazınızın oranının %3'ü veya %5'i arasında bu sıvıları koymanız gerekiyor. Evde sağlıklı sabunlarınızı yapmanız için bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Sabun bazımız hazır. Kalıbımıza dökmeden önce unutmayayım. Hemen şunu da yapalım. Kolonyayı kabarcık oluşmaması için kalıbıma sıkıyorum. Dilerseniz bunun yerine alkol de kullanabilirsiniz. Evet, üst kısmına da kabarcık oluşmaması için kolonyamdan sıkıyorum. Bakın kabarcıklar olabildiğince yok oluyor. Ve kalıbımı düz bir yere koyarak 3-4 saat kurumasını bekliyorum. Kalan bazımı da plastik kek kalıplarıma dökeceğim. Şu şekilde kek kalıplarım var. Bunu da değerlendirmek istiyorum. Kalıplarımı masamda düz bir yere aldım. 3-4 saat kurumasını bekliyorum. Ardından kalıplarından çıkaracağız. Hemen bir tane şeffaf bazla da hazırladım. Şeffaf bazın kullanımı da opak baz ile aynıdır. Renklendiricisini ekledim, esansını ekledim. Sizler dediğim gibi dilerseniz doğal esans da kullanabilirsiniz. Üzerindeki köpükleri almak için kolonyamdan sıkıyorum. Bu şekilde 3-4 saat arası kurumaya bırakıyorum. Ardından kalıbından çıkaracağız.
Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 saat kadar geçti. Ben bir tanesini şu şekilde yandan kontrol ettim. Sabunum kurumuş durumda. Şimdi kalıplardan çıkarıp paketleme işlemlerini yapacağım. Şu şekilde kolaylıkla kalıplardan çıkarabiliyoruz. Plastik kalıplar kullanılması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi harika bir sabun oldu. Mükemmel çilek kokuları geliyor burnuma. Bunu şu şekilde paketleyeceğim. Şeffaf bir poşetin içerisine koyacağım. Evet, bu şekilde paketledim. Tabii ki el yapımı olduğu için el yapımı stikerlerini kullanıyorum. Gayet hoş bir hediyelik oldu. Doğum, doğum günü, nişan, kına gibi özel günlerde bu hediyelikleri sizler de kendiniz yapabilirsiniz. Veya rengarenk çeşit çeşit bu şekilde yapıp banyonuzu süsleyebilirsiniz. El sabunlarınız hem göz kamaştırıcı hem de istediğiniz esans kokacaktır. Asıl sabun kalıbımızı çıkartalım. Bakın şu şekilde kolaylıkla çıkıyor. Şeffaf bazlı sabunumuz da bu şekilde. Sadece 3-3,5 saatte gördüğünüz gibi kendi sabununuzu yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, el yapımı sabunlarımız artık hazır durumda. Çok tatlı oldular. Umarım çalışmayı sizler de beğenmişsinizdir. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.